Bu açıdan bizim ekonomi reform programımız son derece önemli. Türkiye'nin inanılmaz fırsatları var. Güçlü bir yapısı var. İşte bu Covid sürecinde yaşadık. Tedarik zincirindeki kopuklukları yaşadık. Özellikle Avrupa ülkelerinde, otomobil sanayiinde, diğer sektörlerde Çin'den tedarik ettikleri ham maddenin veya değişik araç ve gelişlerin zamanında gelmediğini, kopukluklar olduğunu, konteyner sorunu yaşandığını, birçok sorunların yaşandığını gördük. Dolayısıyla artık yeni bir dünya düzenine giriyoruz. Burada Avrupa'nın bakış açısı farklı olacak. Uzak Doğu'nun belki bakış açısı farklı olacak. Avrupa ne diyor? Şunu söylüyor. Artık biz bundan sonraki süreçte tedarik zincirimizdeki bu kopukluğa müsaade etmemeliyiz. Kendi ülkelerimizde veya bu ülkemizin hinterlandındaki ülkelerde üretim üsleri oluşturmalıyız diyor. Bu açıdan baktığımızda Türkiye'nin son derece stratejik bir konumu var. Son derece önemli bir konumu var. Türkiye güçlü bir ülke. İnsan kaynakları açısından oldukça güçlü bir altyapıya sahip. Dolayısıyla biz bu ekonomik reform programıyla bu fırsatı değerlendirmek istedik. Özellikle Türkiye olarak biz pandemi sonrası döneme hazır olmak adına yol haritamızı ortaya koyalım dedik. Efendim, ekonomi reformları ülke içinde olduğu kadar yurt dışında da yakından takip edilen bir program oldu. Bu reformların yabancılara anlatılması için takip ettikleri sürecin dışında ayrıca özel bir çabanız, çalışmanız olacak mı? Reformlar Türkiye'nin yabancı yatırımcı nezdindeki kredibilitesini nasıl etkileyecek? Elbette olacak. Reform programının açıklanmasından hemen sonra çok değişik ülkelerden, büyükelçiliklerden reform programına yönelik detaylı açıklamalar talep edildi bakanlığımızdan. Reform programının bir şekilde kendilerine aktarılması istendi. Bununla ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Önümüzdeki günlerde Avrupa Birliği Büyükelçileri başta olmak üzere G20 Büyükelçileri ile bir araya geleceğiz. Ekonomi reform programını paylaşacağız. Detaylarını paylaşacağız. Bu reform programının arkasında ne var? Biz bu reform programıyla neyi gerçekleştirmek istiyoruz ve reform programında yer alan maddelerimizin ne anlama geldiğini daha detaylı bir şekilde paylaşacağız. Sadece büyükelçilerimizle değil, yabancı yatırımcılarımızla da bir araya geleceğiz. Onlara da bu reform programını kapsamlı bir şekilde anlatacağız. Burada şunu özellikle ifade etmek istiyorum. 2020 yılında özellikle Covid süreciyle birlikte dünyada doğrudan yatırımların ciddi bir şekilde daraldığını görüyoruz. %40'ın üzerinde bir daralma söz konusu. Yani ertelenmiş bir taleple şu anda biz karşı karşıyayız. Bu iyi bir şey yani. Bu iyi bir şey. Ve Türkiye'nin önünde de çok önemli bir fırsat penceresi var. İşte hazırladığımız bu pakette oluşacak fırsatları ülkemize kazandırmayı amaçlıyoruz. Burada biz şunu söyledik. Hatırlarsanız Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu ifade etti Kasım ayında. Dedik ki üçlü bir sacaya. Bir, makroekonomik istikrarın sağlanması, finansal istikrarın sağlanması, fiyat istikrarının sağlanmasının bizim en öncelikli alanlarımız olduğunu ifade ettik ve bu çerçevede de çalışmalarımızı sürdürdük. Reform programına baktığınızda da özellikle makroekonomik istikrarın temini alanındaki atacağımız adımlar bizim öngörülebilirliğimizi daha da artıracak. Doğrudan yatırımlar için, portföy yatırımları için daha da cazip bir ülke haline Türkiye gelecek. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Diğer taraftan makroekonomik istikrara yönelik reform programında uygulamaya koyacağımız tedbirlerin dışında yapısal reformlar ayağında da çok önemli bir çerçeve oluşturduk. Yatırım uyuşmazlığı kurumunun kurulması. Özellikle yatırımcılarımızın kamu kurumlarıyla sık sık problemlerle karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Bu problemlerin mahkeme kanallarına gitmeden çok kolay bir şekilde çözülmesini, yatırımcıların önünü açabilecek, öngörülebilirliğini artırabilecek bir mekanizma oluşturmayı düşünüyoruz. Yenilikçi ve katma değerli yatırımlara verilecek
münhasıran desteklerimiz olacak. Nakit yatırım teşviklerini devreye sokacağız. Niye bunu devreye sokuyoruz? Çünkü Doğu Avrupa ülkelerine baktığımızda birçoğunda nakit yatırım teşvikleri verildiğini görüyoruz. Ülkemizin daha cazip olabilmesi açısından bunu önemsiyoruz. İnsan kaynakları açısından baktığımızda, yani Türkiye'yi Doğu Avrupa ülkeleriyle kıyasladığımızda Türkiye'nin çok daha güçlü bir insan altyapısı olduğunu görüyoruz. İnsan kaynakları açısından teknik yön itibariyle çok daha güçlü olduğunu görüyoruz. Bizim avantajlarımız diğer ülkelere göre çok daha fazla. Bunu bir fırsata dönüştürmeyi düşünüyoruz açıkçası. Efendim, bu reformların açıklanmasının ardından tabii değerlendirmeler de geldi. Yerli yabancı pek çok basın kuruluşundan geldiği gibi siyasilerden de geldi. Bu çerçevede de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun paketin geneline ilişkin doğrudan halkı ilgilendiren işsizlik ve tasarrufa hiç yer verilmediği noktasında bir eleştirisi oldu. Ne cevap verirsiniz? Şimdi tabii konulara herkesin aynı pencereden bakmasını beklemiyoruz doğal olarak. Elbette eleştiriler olacak. Reformumuzu destekleyenler olacak. Biz her zaman yapıcı olan eleştirilere açığız. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Yapıcı bir eleştiri gelirse bu eleştirileri dikkate alır. Gerekirse yapacağımız düzenlemelerde bunları rahat bir şekilde dikkate alırız. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu'nun ilk tepkilerine baktığımızda konuya doğru bir bakış açısıyla yaklaştığını söylemek maalesef mümkün değil. Reformlarda işsizlikle ilgili herhangi bir şey olmadığını dile getirmiş. Halbuki reform programına baktığımızda istihdama yönelik bir bölümümüzün olduğunu, istihdam bölümü dışında da istihdamı artıracak birçok tedbirimiz olduğunu mutlaka, eğer reform programına baksaydı, içeriğini detaylı olarak inceleseydi bunları görecekti. Örnek vereyim. Biz iş dünyasıyla bir araya geldiğimizde iş dünyasının en öncelikli taleplerinden bir tanesi şu oldu. Dediler ki biz ara elemanı bulamıyoruz. Biz usta bulamıyoruz. Biz kalfa bulamıyoruz. Biz çırak bulamıyoruz. Evet, üniversite mezunu insanlarımız var ama ara kademede eleman, teknik düzeyde, teknisyen düzeyinde çalıştırabileceğimiz elemanda sıkıntı çekiyoruz. Bu sorunu lütfen çözün. İş dünyası bize bunu aktardı. Peki ne yaptık? Bakınız, reform programımızda bizim meslek eğitim merkezlerimiz var. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde olan meslek eğitim merkezlerimiz var. Aşağı yukarı bu meslek eğitim merkezlerimizde 150 bin civarında öğrenci var. Bunlar işte çıraklık, işte kalfalık, ustalık eğitimlerini alıyorlar. Biz bu reform programımızda dedik ki evet, bunların ücretlerini iyileştireceğiz. Artı bir şey daha yapacağız. Bu mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin ücretlerini kamu olarak biz karşılayacağız demektir. Bunun anlamı şudur. İşte iş dünyasının talebini doğrudan giderecek olan bir önlem. Bugün 150 bin kişi çalışıyorsa, bugün daha doğrusu mesleki eğitim merkezlerinde 150 bin kişi öğrenci olarak orada bulunuyorsa, yarın bu 300 bin olacak, 400 bin, 500 bin olacak. Dolayısıyla iş dünyasının da bu sorununu çözmüş olacağız. Yeni nesil çalışma yöntemlerini yaygınlaştırıyoruz. Covid ile birlikte farklı bir sürece, farklı bir davranış ve yaşam şekline girdik. Dolayısıyla bunları biz dikkate alıp ilgili mevzuatları mutlaka gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bir başka şey daha yapıyoruz. Sektörel beceri haritalarını oluşturuyoruz. İl il. Diyelim ki A ilinde hangi tür elemanlar var? İşte uzmanlaşma olarak ne kadar buranın ihtiyacı var? Gerçekten o ilin diyelim ki kaynakçı ihtiyacı, o ilde kaynakçı ihtiyacı var mıdır? Ne kadar ihtiyaç vardır? Dolayısıyla biz il il beceri haritalarını oluşturacağız. O ildeki mevcut potansiyel nedir insan kaynağı açısından? Ne kadarlık bir insan kaynağına ihtiyaçları var? Bunları belirleyeceğiz ve bunların eğitim programlarına biz destek vereceğiz ve bu insanların yetişmesini sağlayacağız. Bir başka husus da şu, dijital dönüşüm çağındayız. Artık iş yapış şekilleri değişti. Bizim bu iş yapış şekillerine adapte olmamız gerekiyor. Dolayısıyla bizim yetiştireceğimiz elemanların mutlaka ve mutlaka bu yeni sürece uyum sağlaması gerekiyor ve o çerçevede bir
program hazırlanması gerekiyor. Belki İşkur'un geleneksel mesleki eğitimin ötesine geçerek yeni iş alanlarına odaklanan bir yapıda faaliyet göstermesini sağlayacağız. Bir başka husus yine istihdamla ilgili olarak çok sayıda istihdam teşviğimiz var. Bu istihdam teşviklerini baştan aşağı gözden geçiriyoruz. Bunların etkin olanlarını daha da güçlendireceğiz ve istihdam teşvikinde bir sadeleştirmeye gideceğiz. Yine ilave istihdama bir finansman desteği sağlayacağız. 500 bin liraya kadar mikro ve küçük ölçekli firmalarımıza bu desteği sağlayacağız. Kredi garanti fonu garantisiyle olacak bu, kefaletiyle olacak bu destek ve sigorta primi miktarı ne kadarsa bunları ödedikleri kredi faizinden düşülecek. Ve böylece istihdamı artırma yönünde de bir tedbir almış olacağız. Diğer taraftan nakdi ücret desteğinden faydalanan firmalar var. Nedir bunlar? İşte ücretsiz izne ayrılanlar var biliyorsunuz bu COVID sürecinde. Bunları da bu destek kapsamına alacağız. Yani ücretsiz izne ayrılanların da gerçekten bu istihdam desteğinden faydalanmasına imkan sağlayan bir mekanizmayı da geliştiriyoruz. Yine çok sayıda istihdama yönelik özellikle işte 5. 6. bölgelere özel bir destekler veriyoruz. Vereceğiz. Bundan sonraki süreçte daha uzun vadeli kredilerin verilmesi ve bunların desteklenmesine yönelik çok sayıda tedbirimiz reform programımız içerisinde yer alıyor. Eleştirilerden bir tanesi de Sayın Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerinden bir tanesi de sizce cevap verdiniz ama tasarrufla ilgiliydi. Tasarrufa herhangi bir şekilde yer verilmiyor pakette. Şimdi efendim tasarrufla ilgili de şunu söyleyeyim. Özellikle harcama disiplini konusunda çok sayıda tedbirimiz var. Özellikle tabii işte nedir temsil ağırlama gideri, taşıt gibi konuların ötesinde belki bunun ötesinde çok ciddi harcamalara yönelik tedbirlerimiz var. Çok sayıda tedbirlerimiz var. Bunlardan belki bazılarını sizinle paylaşabilirim. Şimdi bizim biliyorsunuz sosyal yardımlarımız var. Hem merkezi yönetim tarafından verilen hem mahalli idareler, yerel yönetimler tarafından verilen destekler var. Bu desteklere baktığımızda gerçekten bu desteklerin etkin bir şekilde verilmesi son derece önemli ve gerçek ihtiyaç sahibine ulaşması önemli. Mesela burada bütünleşik sosyal yardım bilgi sistemini kuruyoruz. Burada merkezi yönetimden sağlanan bir destek varsa bunu yerel yönetimler görme imkanına kavuşacak. Yerel yönetimlerin vatandaşlara sağladığı desteği merkezi yönetimin görmesi sağlanacak. Yani aynı böylece, dar gruba çift şey yaparken evet, bir tarafta eksik yani çok daha etkin, gerçek anlamda ihtiyaç sahibine ulaşması açısından son derece önemli. Belki daha sonraki süreçte bu taşıt konusuna biraz daha kapsamlı değinebiliriz. Ama özellikle biz şunu çok önemsiyoruz. Kamu maliyesinde bütçe disiplininin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Mali disiplinden bugüne kadar dikkat edin yani 2002 yılından bugüne kadar asla taviz vermediğimizi çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Elbette son yıllarda belki bütçe açığımızda bir miktar artış söz konusu oldu ama Covid ile yaşanan bir süreç bunu gerektirdi ve tüm dünyada böyle bir tablo hatta bizden çok daha kötü bir tabloyla ülkeler karşı karşıya. Bu açıdan baktığımızda özellikle biz kamu maliyesi alanında gerçekten her türlü tedbiri alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Zaten önümüzdeki günlerde yine reform programımızda yer alan her 3 ayda bir kamu maliyesi raporu açıklayacağımızı ifade ettik. Bu da son derece önemli. Neyi kastediyoruz kamu maliyesi raporuyla? Bizim kamu maliyesindeki 3 aylık dönemler itibariyle gelirlerimiz, giderlerimiz, İleriye yönelik beklentilerimiz nedir? Burada risk olarak gördüğümüz alanlar var mıdır? Bunları kamuoyuyla paylaşacağız. Daha şeffaf, daha öngörülebilir bir yapıyı oluşturmaya çalışıyoruz. Her şeyimiz açık olacak. Kamuoyuyla her şeyi paylaşacağız ve onların görüşleri, düşünceleri bizim için son derece değerli ve bu çerçevede hareket etmeye devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum Metin Bey. Metin efendim benim sorum takvimle ilgili olacak. Evet. Ekonomik reform paketi açıklandığında
iç ve dış çevrelerden bir destek geldi. Paketin özellikle makro istikrar konusunda, makroekonomik istikrar konusunda, şeffaflığı konusunda Financial Times, işte Citibank, Türkiye'deki ekonomi çevreleri bu konuda paketi çok beğendiler ve çok kapsamlı olduğunu söylediler. Ancak takvimle ilgili bir eleştiri var. Siz paketi açıklarken bir takvimden bahsetmediniz. Nasıl bir takvim olacak? Bundan bahsederseniz seviniriz. Düzenlemelere ilişkin bir takım genelgeye ihtiyaç olan konular olacak. Kanun değişikliğine ihtiyaç olan konular bunun takvimine. Biliyorsunuz biz bu konuda son derece deneyimliyiz. Yani takvimsiz bir program olabilir mi? Elbette olamaz. Biz şu anda takvimimizi hazırladık. Ne var takvimimizde? Sorumlu kuruluş kimdir? İlgili kuruluşlar kimlerdir? Ne kadarlık bir sürede bu eylemi tamamlayacağız? 3 aylık sürede mi tamamlayacağız? 6 aylık sürede mi tamamlayacağız? 9 aylık sürede mi tamamlayacağız? Bunların hepsini kapsamlı olarak en geç önümüzdeki hafta Salı günü sizlerle paylaşacağız. Aslında planımız Cuma günü ama ben biraz daha ihtiyatlı olma adına önümüzdeki hafta Salı günü en geç bu eylem programımızı, eylem planımızı, takvimimizi sizlerle paylaşacağız, kamuoyuyla paylaşacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız da değindiler biliyorsunuz. Her 3 ayda bir gerçekleştireceğimiz reform takip toplantılarıyla programın uygulama başarısını da değerlendireceğiz ve kamuoyunun takdirine sunacağız. O zaman Salı gününü bekleyelim. Evet. Yani tüm başlıklara ilişkin bir takvim. Takvimimiz aşağı yukarı hazır. Sadece birkaç bakanlığımızın teyit etmesi gereken husus var. Onun dışında takvimimiz hazır. Yine bu takvim çerçevesinde hazırlamış olduğumuz eylem planı içerisinde tüm bakanlıklarımız, ilgili kuruluşlarımız, ilgili taraflar yer alacaklar. Ve ortak akılla biz bu düzenlemeleri gerçekleştireceğiz. Daha önce ifade ettiğim gibi bu düzenlemelerin önemli bir kısmının çalışmasını biz aslında yaptık. Örneğin kamu ihale kanunuyla ilgili çalışmalarımızı aşağı yukarı tamamladık. Ama bunları ilgili bakanlıklarımızla, ilgili kuruluşlarla, ilgili taraflarla da oturup değerlendirip ve ortak akılla bunu neticelendirmek istiyoruz. Takvimimiz de hazır. Teşekkür ediyorum. Mustafa Bey, Mustafa Özkaya. Efendim, reformlar arasında en fazla dikkat çeken konulardan, düzenlemelerden bir tanesi de esnafa yönelik vergi muafiyeti, vergi muafiyeti konusuydu. Bu 850 bin esnafı ilgilendiriyor. Basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, terzi gibi esnafı kapsayacak. Bu uygulama ne zaman hayata geçirmeyi hedefliyorsunuz efendim? Biliyorsunuz salgında en çok etkilenen kesimlerden birisi esnafımız oldu. Ve biz de bu salgın süreci boyunca esnafımıza elimizden geldiği ölçüde destek vermeye çalıştık. İşte 2020 yılında vermiş olduğumuz destekler var. 2020 yılında bu yıl vermiş olduğumuz destekler var. Elbette bunlar yeterli mi? Daha fazla keşke verebilsek ama burada şunu da özellikle ifade edeyim. Yine salgının gelişim sürecine bağlı olarak da bunları bizim tekrar değerlendirmemiz mümkün olabilecek. Daha önce de ifade ettiğim gibi biz bütçe disiplinine riayet etmek durumundayız. Bütçe disiplini bizim açımızdan son derece önemli. Ama burada salgını bir tarafa bırakıp salgınla ilgili harcamalarımız dışındaki alanlarda gerekli disiplini sağlıyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti. 2021 yılı için 4.3 olan bütçe açığımızı 3.5'a çekeceğimizi ifade etti. Tüm çalışmalarımız bu yönde. En ince detayına kadar gelir yönü itibariyle, harcama yönü itibariyle bu hesaplamalarımızı yapıyoruz. Dolayısıyla odaklandığımız alan evet bütçe disiplini ama esnafımızı da hiçbir zaman biz şu 18-19 yıllık sürece baktığımızda yalnız bırakmadık. Bundan sonraki süreçte de yalnız bırakmayacağız. Ki aşağı yukarı 850 bin esnafımızı ilgilendiriyor. Basit usulde vergilendirilen 850 bin esnafımızı ilgilendiriyor. Gelir vergisinden muaf tutuyoruz. Beyan yükümlülüklerini kaldırıyoruz. Burada özellikle şunu ifade etmek istiyorum. İstisna uygulamamız 2021 yılı kazançlarıyla başlayacak ve kalıcı olarak uygulanacaktır. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Kalıcı olarak uygulanacaktır. Pandemi süresince geçici bir... Hayır, hayır, hayır. Kalıcı olarak uygulanacaktır.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtlıyor. CHP Genel Başkanı Faik Öztürk'ün açıklanan ekonomik reform paketine ilişkin eleştirileri vardı. Onlar da soruldu bu sohbet sırasında, söyleşi sırasında. Dolayısıyla ekonomik reform paketinin ayrıntılarını, yol haritasının detaylarını, detaylandırılmış halini önümüzdeki salı günü bir takvim halinde kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan. Düzenlemelerin önemli bölümünün çalışması yapıldı. Kamu ihale kanunu ilgili çalışmalarımızı da tamamladık dedi. Tamam. Ben